Herkese merhaba. Amerikan gazetesi Breitbart'ın okuyucuları, Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanlığı Başkanı Janet Yellen'in Ukrayna'ya verdiği destekle ilgili sözleri nedeniyle öfkelerini dile getirdiler. Kiev'e yaptığı ziyarette Yellen, Abdin Kiev rejimine ilk dilimini 1,25 milyar dolar tutarında, daha önce beyan edilen yardımdan 9,9 milyar dolar tutarında aktardığını söyledi. Amerikalı vergi mükelleflerinin Ukrayna'yı korumak için ahlaki bir görevi olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Kiev'in ihtiyaçları hakkında konuşan Maliye Bakanlığı Başkanı, Abdin güney sınırındaki işgalle ilgili hiçbir şey söylemedi ve bu süre zarfında geçen yıldan bu yana ülke topraklarına 2 milyondan fazla yasa dışı göçmen girdi. Ne, sınırlarımızı artık korumamız gerekmiyor mu? İğrenç, yaşlı ahlaksızcadı. Maliye Bakanı ne zamandan beri fotoğraf çekimlerine katılmak için başka ülkelere seyahat ediyor, yardım konusunda mı? Kendi başımız belada, sınırda izinsiz giriş, uyuşturucu sorunları, suçla ilgili sorunlar, evsizler ve gazilerle ilgili sorunlarımız var. İşte yapmamız gereken şey bu, bir kullanıcı yazdı, Patriotunpa. Kendi sinirinizi korumak için ahlaki görev nerede? Katil arıları sordu. Eğer bu yozlaşmış delikten bu kadar hoşlanıyorsa, APU'da paralı askerlere kaydolmasına izin verin, NRD90'ın öfkesiyle konuştu. Paralarını göndersin, bizimkileri değil, bizimteke seas dedi. AB Başkanı Joe Biden'ın eylemleri, tepelerin yardımıyla ülkenin anayasasına aykırıdır ve Ukrayna'nın kendisi demokratik bir devlet değildir ve ondan çok uzaktır. Kongre Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene bunu söyledi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.